İyi akşamlar, sevgiler, saygılar bütün dinleyenlerimize. Bu programda akşam üzeri aklıma gelen bir şeyi dile getirmek istedik. Programın adını şöyle koyduk: Samimi olma ve içten davranma bu kadar zor mu? Neden acaba zor olsun ki? Zor oluyorsa egomuzda, nefsimizde olumlu bir takım güzelliklerde geçme konusunda zor olan bir takım şeyler var demektir. Aşamıyoruz. Samimi olmak, içten davranma, maskesiz olduğu gibi. Hani meşhur bir söz var Mevlana Hazretlerinin: ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Olduğun gibi görünmek, birilerine hesap verme kaygısı dolayısıyla başarılamıyor mu? Göründüğün gibi olamıyor musun? Bir takım çelişkili yaklaşımlar. Bazen ne olduğumuz gibi görünebiliyoruz, ne göründüğümüz gibi olabiliyoruz. Bu sorunun kökeninde yatan esas nokta, iki ayrı cumhuriyet olan 180 derece zıt kimlikli insanoğlunun madde olgunlaşmamış kişide madde ile ruhi kimliklerin iki ayrı dünyada dolaşması gibi çelişkiler üzerine çelişkiler yaşayan bir takım davranış kalıpları. Olgun insanda ikilik ortadan kalkar. Olgun insan gerçek medeni insandır ve kültür zenginliğini de beraberinde taşır. İkilikten tekliğe, tek kimlikliliğe dönüşmüştür. Fakat iki zıt dünyanın da meyvesini toplamaktadır, yaşamaktadır. Eğer insan olgunlaşmamışsa, medenileşmemişse doğal olarak maskelerle yaşamını durmadan perişan edecektir. O maskeyi çıkart, bu maskeyi tak. O kılığa gir, bu kılığa gir. Neden acaba? Eğer yüzleşmemiz gereken negatif şeyler varsa niye yüzleşmiyoruz ki? Onlara niye sevgili diye sarılıyoruz bize zarar verdikleri halde? Bunlarla yüzleşip bertaraf etme. İnsanın kendi eksileri ve artıları zaten zaman zaman ona bir takım yansımalar yapıyor. Özellikle de eksi özellikleriyle yüzleşme cesareti göstermesi, artılarını da çok fazla şişirmeden, amaçlaştırmadan, çivisini suyunu çıkarmadan, yaşamında güzellikler boyutunda sade bir şekilde mütevazi alçak gönüllü boyutta bırakması özlenendir her zaman. Yani bir insanın samimi içten olması bir takım değerlerle de ilgilidir.
Bir insan vicdan hesaplaşması taşımıyorsa, utanma kavramı taşımıyorsa, vicdanı sızlamıyorsa, hiçbir değersel otokontrole sahip değilse, böyle bir insanın insan ilişkilerinin ne ölçüde samimi ve içten olacağı tartışmaya açılmıştır. Rol icabı, samimi ve içten bir takım davranış kalıpları çiziyor olmak, aslında kendine insanın ne ölçüde samimiyetsiz olduğunun fiili itirafıdır diyebiliriz. Samimi ve içten olma birinci ilk etapta pozitif enerji ve dinamikleriyle insanın davranış kalıpları çerçevesinde, düşünce sistemi içerisinde pozitif enerjiyle doyum ve gıdasını ruhuna da sunuyor olması anlamına gelmektedir. Ve son derece önemlidir. İlk etapta bu süreç cereyan ederken sonraki aşamada samimi ve içten olan düşünce, davranış ve fiiller, davranış kalıpları daha sonra çevreye pozitif enerji olarak yansıyacaktır. Ve bu insanlar arasında kaynaşma, dayanışma, muhabbetleşme, paylaşma, hani derler, mutluluklar paylaştıkça artar, hüzünler, üzüntüler paylaştıkça azalır. Bunun için samimi ve içten olma bizim iç dinamiklerimizin o güçlü power'e, enerjiye, pozitif enerjiye sahip olmamızı gerektiriyor. Buna sahip değilsek, gittiğiniz zaman laf olsun diye, adet yerini bulsun diye gidip bir cenaze töreninde veya baş sağlığı süreçlerinde bir görüntü yaparsınız, bir şov yaparsınız, çekersiniz, kaçarsınız. Ama o karşı tarafa olumlu bir pozitif enerji, ona destek anlamında bir süreci çalıştırmayacaktır. Yani samimi ve içten olma hem sosyal hayatta hem de iş hayatlarında her zaman güçlü pozitif enerji dinamiklerini taşıdığı için süreçleri özlenen doğrultuda pozitif ve olumlu katkılarıyla ileriye taşıyacaktır. Samimiyetsiz, ikiyüzlü davranışların içinde pozitif enerji yoktur zaten. Kişi birinci kendini aldatır, hadi diyelim karşı taraflara maskeli yaklaşımlarla kandırmıştır. Bu ilişkide zaten kendileri fark etmese bile her iki taraf pozitif enerji cereyan etmeyecektir. Tam tersi, gittikçe çöken, böyle bazen benzetme yapılır, isli, çöküntülü, negatif, tatsız, duzsuz bir dinamik ve psikolojik yapı, enerji dağılımı şekillenecektir. Bu durumlarda acaba insanlar ne derece mutlu olabilecek, ne derece huzurlu olabilecek, işlerinde ne derece başarılı olabileceklerdir? Tabii ki söz konusu değildir. Ve şunu çok iyi bilmemiz gerekir. Samimi ve içten olma kendiliğinden olmaz, bir çaba gerektiriyor. Çünkü egomuzun sıfatları dominanttır her zaman ruhun kimliksel dinamikleri üzerine.
ve samimiyetsizlik ve içten olmayış daha da ön plana çıkma eğilimindedir. Dolayısıyla değerlerimizi egomuzda havuzlamamız, ego üzerinde değersel sistemin hakim olmasını sağlamamız gerekiyor. Buradan, çünkü olgunlaşma bir anda gerçekleşebilecek bir süreç değil. Olgun bir insan, gerçek ruhi olgunluğu tamamlamış bir insanda zaten bu gibi bir takım ekstra eforlara gerek yoktur. Çünkü artık iki zıt kimlikten tek kimlik olmuştur. İki zıt dünyanın da meyvesini toplamaktadır. Dolayısıyla bunun zaten böyle bir kimsenin ki dünyada çok az rastlanır bu süreçler. İnsanlar egolarının peşine düşmüş bu dünya hayatında. Onu sultan padişah yapma, vasıtalılıktan amaçsallığa transfer etme çırpınışındadırlar her zaman. Gerçek olgun, ruhi olgun insan doğal olarak samimidir ve içtendir. Herhangi bir çırpınış yapmasına gerek yoktur. Egonun negatif dinamikleri yanmıştır. Yani amaçsallığını tamamen ortadan kalkmıştır böyle insanlarda. Kabuk olarak değil, öz batıni olarak bu gerçekleşmiştir. Geriye dönüşümsüzdür bu süreç. Tamamen ego dinamikleri değişmiştir. Dolayısıyla bu insanların içi de bir, dışı da bir. Herhangi bir yapay bir davranışı olamaz. Ha, değişik ekstrem uçlara baktığımızda sadece ruhi ekstremler, hani dünyanın birçok yerlerinde çok sivri, ekstrem, zulümane kavramlar yansıtmaktadırlar pratikaya da. Ruhi ekstremler öbür taraftan aynısını sadece materyalist yaşayan, sadece maddeci ekstrem uçlarda son derece samimiyetsiz olabiliyor. Bir taraftan bir dava güdüyor gibi görünür veya bir olumlu bir takım pembe tablolar çiziyor gibi görünür. Fakat eşyasal tabiat olarak orta yol dediğimiz dengeli yolun karşıt kutbunda bulunduğu için samimiyet ve içten olma bu gibi süreçlerde beklenemez. İki dinamiğin bir adet tek olması halinde gerçek samimiyet ve içten olma kavramından bahsediyoruz. Olgunlaşma, ruhi olgunlaşma tam manasıyla gerçekleşmediği zaman kişi sadece efor harcayarak içten ve samimi olmak durumundadır. Değersel sistemleri egosuna ne kadar çiçekleri ekerse bu söylediğimiz adım adım doğal bir süreç olarak cereyan eder ve içten ve samimi davranma planlamayla, eforla olmaktan çok doğal akış içerisinde cereyan etmeye başlar. Yalnız kişinin hem ruhi pozitif bir ruh sahibi olması hem de egoya bir takım çiçekler ekmesiyle mümkün olabilir bu söylediklerimiz. Evet, programı burada sonlandırmak istiyoruz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.